Merhabalar, T24'te bugün meclis açılıyor. Meclisin açılışını konuşuyoruz. Gün boyunca konuşacağız, haberlerimizi de takip ediyoruz. Eskiden olsa, eski benim muhabirlik yıllarımda ya da daha geçmişteki yıllarda meclisin açılması gerçekten büyük olay olurdu. Bütün televizyon kameraları, en yaşlısından en gencine kadar bütün gazeteciler, deneyimli köşe yazarları hepsi meclise yığılırlardı. Hepimiz oralara giderdik ve meclisin açılması çok önemli olurdu ve yayınlarımızda da hep şunu söylerdik. Meclis çok yoğun bir gündemden açılıyor. İşte şöyle şöyle yasa önerileri masada, muhalefet ne yapacak, iktidar ne yapacak? Bugün aynı şeyi söyleyebilmek mümkün değil. Zannediyorum sadece gazetecileri ya da sokaktaki vatandaşı değil, milletvekillerini bile çok az düzeyde ilgilendiriyor meclisin açılması, meclisin nasıl çalışacak olması ya da hangi maddelerin gündemde olması. Çünkü milletvekillerinin bile meclisin görevi, işlevi, yapabilecekleri konusunda inançları kalmamış durumda. Yeni başkanlık sistemi, yeni sistem meclisi başka bir hale büründürdü. Bir tane önemli gündem maddesi var bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde. O da hazırlanan yargı paketi. Nasıl bir paket? Ne getirir? Gerçekten bir yeniliği getiriyor mu beraberinde? Hem mevcut meclis düzenini, hem hukuk düzenini, özgürlükleri, hukuk devleti olabildik mi, olabileceğiz mi, yoksa iyice mi uzaklaşıyoruz? Bütün bu konuları belki de Türkiye'deki bu konuda en tecrübeli isimlerden biri, şu dönemdeki konuşması yapacağı yorumlarla önemli olacağını düşündüğüm bir isim. Osman Can'la birlikteyiz, onunla konuşacağız. Hoş geldiniz. Osman Can'ı tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum, Sayın Can'ı, ama ben yeni hatırlatayım, yeniden hatırlatayım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, ama biz onu hem AK Parti'nin kuruluş yıllarındaki AK Parti yönetimindeki göreviyle, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğiyle, hem Anayasa Mahkemesi raportörü olarak, hem de çok kritik dakikalarda, kritik anlardaki önemli açıklamalarıyla hatırlatıyoruz. İşte AK Parti'ye yönelik açılan kapatma davası gibi, sonrasındaki anayasa, yeni anayasa çalışmaları gibi. Ama sonra yolları ayrıldı AK Parti ile Osman Can'ın ve şu anda öğretim üyesi olarak devam ediyor. Eleştirilerini de getirmeye de devam ediyor diyelim. Kısa kısa bir düzeltme yapabilir miyim? Tabii. AK Parti'nin kuruluş yıllarında ben yokum. Sonrasında mı diyorsunuz? 2012 ile 2015 yılları arasında AK Parti. Peki o zaman diyelim, evet, ki AK Parti'nin aslında en pırıltılı yıllarında diyebilir miyiz? En fazla reformlara yöneldiği dönemler diyebilir miyiz? Aslında patinaj yapmaya başladığı yıllar. Hem anayasa konusunda patinaj yapmaya başladığı yıllar. Biliyorsunuz 2012'de, 2011'de bir anayasa, yeni anayasa süreci başlamıştı. Bütün siyasi partilerin dahil oldu. 2010 referandumundan sonra hakikaten Türkiye'de böyle bir moment yakalanmıştı. İşte o dönem 2012'de anayasa çalışmaları başlıyor ve anayasa çalışmalarında partiler belli yerde tıkanmaya başlıyor. İşte AK Parti de tıkandı ve bu anayasa konusunda desteğe ihtiyaç duyuldu. İşte o dönem beni davet ettiler. Ben de anayasa konusunda Türkiye'ye bir katkı verebilirsem ne mutlu bana diye o zaman girdim, ama anayasa imkansızlaştı. Yani sıkıntılar daha da büyüdü. Çünkü anayasa, özgürlükler vesaire konularında her bir siyasi parti kendi bagajını masanın üzerine koydu. Kendi ideolojik önceliklerine göre hareket etmeye başladı. AK Parti bunu yapmaya başladı. Öncelikler değişti. Derken sistem maalesef tıkanmaya doğru ilerledi. O döneme kadar aslında Avrupa Birliği süreci, baktığımız zaman Avrupa Birliği sürecindeki önemli değişiklikler aslında gerçekten hani bir umut vaat ediyordu. Türkiye'nin normalleşmesi, hukuk devletinin üstünlüğünün kurulması, demokrasinin tam kurumlarıyla sağlamlaştırılması açısından. Sizin de o dönemde işte uzmanlığınıza başvurulduğu yıllarda ne oldu da elden kaydı gitti? Bu tabii üzerinde çok durulması gereken, biraz vakit harcaması gereken. Aslında daha önce de konuştuk ama sadece hatırlanması açısından soruyorum. Hukuk devleti tam anlamıyla kurumsallaştırılamadı. Evet, Avrupa Birliği doğrultusunda adımlar atıldı. Biraz normalleşme sağlandı aslında. Tabii normalleşme bir yandan sağlanırken toplum içerisindeki o gerginlikler tam anlamıyla azaltılamadı. Bir yandan toplumun bir kesimi çok ciddi bir kuşkusu var, çok ciddi bir güvensizliği vardır. Bir taraftan da kendini meşrulaştırmak için Avrupa'ya, ondan sonra daha liberal kesimlere, daha merkezde duran kesimlere kendini kabul ettirme çabası içinde olan bir AK Parti vardı. İşte bu belli reformları mümkün kıldı. Avrupa Birliği konusundaki ilerlemeyi mümkün kıldı. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde işte bir Avrupa Konseyi'nde gözetim, monitoring sistemi bir süreci vardı. O sonlandırıldı. Türkiye açısından çok önemli bir şeydi.
Ama belli bir noktadan sonra 2007 ile birlikte Cumhurbaşkanı seçer mi seçemez mi AK Parti falan, işte oradan yeniden toplumsal fay hatları gerilmeye başladı siyaset eliyle. AK Parti içinde de bu dengeleri değiştirmeye başladı. Bakın dışarıdan işte düşmanlar var, Kemalistler var, asker var. Bunlar bizi yok edecek, bizi işte öldürmeye çalışacak ya da bizi sahneden, siyaset sahnesinden silmeye çalışacak. Haklı da bir gerekçeydi aslında. Çünkü yani bir sene sonra zaten kapatma davası geldi. Onun haklılığı, bunun haklılığı derken toplum çok ciddi bir şekilde gerilime doğru ilerledi. Bu sefer reformlar aksamaya başladı. Hayatta kalma mücadelesi devreye girdi. Hayatta kalma mücadelesinin devreye girdiği yerde zaten hukuk geri plana İçilmeye başlar. 2010'da yeniden bir moment yakalandı. Evet. Ama çok hızlı bir şekilde yeniden eski bagajlar, ideolojik yaklaşımlar devreye girince biz yeniden kaybettik ve şimdi tamamıyla kayıplardayız. Yani aslında o zaman AK Parti kuruluşundan itibaren o dönem içine aldığı liberallerle, farklı görüşten isimlerle, Avrupa Birliği sürecine yaklaşmasıyla gerçekten inandığı bir süreci yaşamadı diyebilir miyiz? Yani onlar biraz göz boyama. Ya biz işte tehlikeli değiliz, bize kapatma davaları açılıyor ama biz aslında öyle bir parti değiliz, biz aslında bir umut olabiliriz göz boyamasıyla gelmiş bir parti miydi? Yoksa öyle düşünüyordu da tam tersi bir yandan samimiyetle devam edemeyeceğini ya da o içerikle devam etmesi imkanlı olmadığını mı anladı? Bence AK Parti'yi tek bir insan olarak değerlendirmesek daha doğru bir sonuca ulaşabiliriz. En azından analizlerimiz daha sağlıklı olabilir. AK Parti içinde çok farklı isimler vardı. Evet, dediğiniz gibi liberaller vardı. Daha merkezde, merkezin sağında ya da merkezin solunda çok az insan vardı. Ama merkezin daha çok sağında olan insanlar vardı. Ve yine milli görüş geleneğinden gelen ama demokratikleşmenin artık önemli olduğunu savunan insanlar vardı. Bunun yanında bunlara çok fazla da inanmayan, daha çok kişisel hesaplarla hareket eden ya da kişisel kaygı ve korkularla hareket eden insanlar da vardı. Belli bir dönem, belli grupların sözünün, işte söyleminin daha güçlü bir şekilde ön plana çıktığı ve partinin havasına, atmosferine hakim olduğu dönemler oldu. Belli dönemlerde işte dışarıdan kapatma döneminde bu sefer daha korku ve kaygıyla hareket eden insanların sözü ön plana çıkmaya başladı. Gördünüz işte biz hep söylüyorduk bunlar bizi yaşatmazlar. Duygusu daha fazla ön plana çıktı. Ve bu duygu ön plana çıktıkça saldırı altında olma duygusu ön plana çıktıkça ki 2010'a doğru gidildiğinde bu çok daha güçlendi. Ha bunun önüne geçebilmek için işte bir çözüm süreci dediğimiz bir süreç başladı. Çok şeffaf değildi. Parlamento tarafından yönetilmedi. Daha çok lider eksenli yürütüldü. Yine de Türkiye için bir fırsattı falan. O da çökünce FETÖ davaları girdi. FETÖ davaları tamamen olağanüstü bir atmosfere girdik ve olağanüstülük zaten hukuku bitirir. Olağanüstülük çok geçici ve istisnai bir dönem olarak kalırsa demokrasi hayat bulabilir ya da yaşamaya devam edebilir. Ama bunu sürdürdüğünüz zaman, ilerlettiğiniz zaman ki bence Türkiye aşağı yukarı 2006'ların sonundan itibaren olağanüstü bir döneme doğru giriyordu ve çıkamadık oradan. Çıkamadık. Çıkamadığımız için neredeyse bir nesil ya da işte siyaseti tanımaya başlayan insanlar nezdinde şu anki durum normal. Olağanlık yaşanmadı. Hani eskiden hatırlar mısınız? İşte bir nesil hiç olağan bir yönetim görmedi diye sıkı yönetim olağanüstü halleri falan anlatırdık. İşte 2002-2003'lerde olağanüstü hal kaldırıldı AK Parti tarafından. Hep bunu söylerdik. Ama aslında 2006'ların sonundan itibaren yeni bir olağanüstülük dönemine giriverdik. İşte adına olağanüstü hal demeden girdik. Ve bu kimyayı bozdu. Bu insanların algılarını önemli ölçülerde belirledi. Bu hukuku bozdu. Hukuku uygulayacak olan insanlar çünkü. Devlet dediğimiz şey insanlardan müteşekkil bir yapı. Evet. Onların da psikolojileri bozulunca, toplumun genel anlamda psikolojileri bozulunca devlet toplumu dejenere etti. Toplum dejenere oldu. Toplum devleti biçimlendirdi. El birliğiyle ve karşılıklı etkileşim içerisinde negatif bir yöne doğru evrildik ve bu noktaya geldik. Şimdi bu noktayı konuşacağız ama genelde ben işte o dönem AK Parti'nin politikalarına destek verenler, işte anayasa çalışmalarına katılan önemli hocalar, siz de o dönem diyorsunuz en başında değil ama sonrasında, reform paketlerini yazanlar her neyse, bugün şöyle bir eleştirilen karşılaşıyorlar. Ya işte bu AK Parti'ye verdiniz bu destekleri, başımıza böyle bir yönetimle kala kaldılar. Hepiniz suçlusunuz, siz liberaller çünkü tehlikeyi ve AK Parti'nin aslında nasıl bir parti olduğunu görmediniz. Bu eleştirilere katılıyor musunuz? Şöyle, bu eleştirileri anlayabiliyorum. Ama toplumun iki kez toplum ortadan yarıldığında ve birisi ötekini mutlak anlamda haksız ve kendini mutlak anlamda haklı olarak gördüğünde, herkes kendi haklılığını kendi pozisyonuna göre belirlediğinde, ya bir dakika öyle yapmayın, bakın şöyle de bir yol vardır diye taraflardan, kesimlerden gelen olumlu sinyalleri değerli gören her kimse
her kesim, liberaller genelde bunlar oluyor. Ya da bazen sol liberaller oluyor. Demokrasiyi ön plana çıkaran insanlar oluyor. Bunlar iş başarısızlığa uğradığında, ki başarısızlığın sebebi yine bu gerginliktir aslında. Başarısızlığa uğradığında işte hep sizin yüzünüzden diye bir suçlamaya maruz kalabiliyor. Bu anlaşılabilir bir şey ama başka çare de yok. Yani toplumun farklı kesimleri, düşmanlıklar vardır. Düşmanlıkları bir şekilde çözümlemeliyiz, bir şekilde gidermeliyiz ve bunun yolu da temastır, iletişimdir, anlama çabasıdır, kendini sorgulama çabasıdır ve bunları bir şekilde... Bu biraz da kader galiba. Yani bazı bir insanlar de şöyle bir şey açısından. Değil mi aslında? Sonuçta bir prensip savunuyorsunuz. Evet. Ya o prensibi çiğniyorsa karşınızdaki muhatap o prensiplerin yanlış olduğu anlamına söylersin. Gelmiyor. Evet. Avrupa Birliği'ndeki reformları savunmak bir prensip ve duruş meselesidir. Öyle. O sırada onu savunan o partisi, o ondan vazgeçtiyse diye bu herhalde reformlar yapılsın diyenleri suçlu tabii. Ya da haksız hale getirmiyor. Ben burada yine şöyle bir ayrım yapıyorum. Bir ilkesel bakış açısı, iki bir politik bakış açısı. İlkesel bakış açısı olarak değerlendirdiğiniz zaman bu biraz da naif oluyor. Çünkü ben ilkeye bakarım. İlke şudur. Ben eyleme bakarım. Eylem eğer doğruysa onu desteklerim, değilse. Ama siyasette sadece böyle de yürümüyor. Aynı zamanda bu ilkesel adımlar ya da ilkesel olarak doğru olarak görülen adımların arkasında aslında bu ilkeselliği enstrümentalize eden, aslında iktidar için kullanan, dönemde hani daha iyi bir imkan sağlamak için kısa vadeli olarak ona yakınmış gibi görünen bir siyasi motif de olabilir arka planda. Belki onu da görmek gerekiyor evet. Olabilir. Ya da bazı insanların en azından zihinlerinin arka planda başka motiflerle hareket ettiğinde belki siyaseten öngörmek, belki bu konuda biraz daha ferasetli davranmak evet. Gerekiyor. Ama bu Türkiye'de çok zor bir şey. Sensiz bugün geldiğimiz, dayandığımız noktada iktidarın herhangi bir ilkesi kaldığını ya da olduğunu düşünüyor musunuz? Ben şu an itibariyle olağanüstülüğün bu artık irrasyonel bir korku, biraz da belki de paranoid diyebiliriz. Böyle bir yaklaşımın siyasi karar alıcıları önemli ölçülerde etkilediğini ve böyle bir ortamda insanların ilkelerle değil de ayakta kalma dürtüsüyle hareket edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ilkeyi göremiyoruz artık bir yerde. Bunun adını net olarak koymamız gerekiyor. İlke yok. İlke yok. Evet. Şimdi meclis açılıyor. Ben yayına gelmeden, sizinden yayına başlamadan önce şöyle bir geçmişte çalıştığım CNN Türk'te hem Cumhurbaşkanı, yani referandum, sistem değişikliğine gittiğimiz anayasa referandumu, hem de sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde AK Parti yöneticilerinin, ki üst düzey yöneticiler, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından tutun da AK Parti'nin en lider kadrosuna kadar, bu sistemin ne kadar şahane olacağına, ne kadar harika bir değişikliğe gidildiğine, Türkiye'nin nasıl önünü açacağına, sistemin ne kadar bereketli olacağına dair yaptıkları açıklamaları tekrardan dinledim. Özellikle bugün meclis açılıyor. Önce ona geçmeden, yani onların ne dediklerini hatırlatmaya geçmeden önce, sizce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir yaptırım gücü, işlevi, Türkiye'nin önünü açabilecek bir kapasitesi kalmış mıdır? Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920'de başka bir isimle kuruldu. Hani Büyük Millet Meclisi olarak kuruldu. Sonra 1923'te seçimler yenilendi. Tek parti hakimiyeti oldu. Ondan sonra meclis anlamını kaybetti önemli ölçülerde. Yani kanunların oy birliğiyle çıktığı bir meclis düşünün. Yani böyle bir meclis olamaz. Ama 1950'de yeniden meclis kendini toparladı. 1960 darbesi yaşandı. Darbeden sonra meclis rüştünü ispat etme çabası içinde oldu. Çok ciddi bir müzakere ortamı vardı. Darbeden sonra olmasına rağmen, korkuların devam ediyor olmasına rağmen, işte Silahlı Kuvvetler Birliği, alçaktan işte alçak uçuşların yapıldığı, gözdağı verdiği bir dönemde meclisteki müzakerelere bakıyorsunuz. İşte Adalet Partisi kurulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi varlığını devam ettiriyor. Onlar arasındaki müzakere ve işbirliğine bir bakıyorsunuz. Meclis darbeden sonra açıldığında bile çok anlamlı ve önemli işler yaptı. 1980'den sonra da 83'ün aralığında, 7 aralığında, 8 aralığında meclis açıldığında yine aynı müzakere, dikkatli ama müzakere yapıldığını görüyorsunuz. Ve dediğiniz gibi bütün medya oraya bakıyor. Bakalım mecliste neler görüşülecek, neler tartışılacak. Ben geçen sene meclisin açılmasının çok fazla bir anlam ifade etmediğini, aslında artık meclisin kalmadığını düşündüm. Fakat yine acaba meclis şimdi böyle bir ortam içinde acaba bir duruş sergileyebilir mi diye yine ihtiyatlı bir dil kullandım. Bugün itibariyle ama söyleyeceğim şey, meclis kalmadı artık. Yani açılan şey meclis değil. Ve bunu herkes görüyor. Ve bunu meclistekilerin kendileri de görüyor. Milletvekilleri de görüyorlar. Milletvekilleri de görüyor tabii ki. Yani muhalefettekilerin zaten yapabilecekleri çok bir şey yok ama iktidar milletvekilleri de görüyor. Ve neden milletvekilleri olduklarına dair bir
bir kaygının olabildiğini çok fazla zannetmiyorum. Mustafa Yeneroğlu geçenlerde benim yayınımda dedi ki biz bir sivil toplum örgütü gibiyiz mecliste artık dedi. Yani böyle yandan dedi bir takım fikirler üretiyoruz işte yani görüntüyü kurtarıyoruz. Artık siyasi olarak bir etkinliğimizin kalmadığını ve bütün milletvekilleri de son derece bu durumdan rahatsız ve mutsuzlar. Siz de o görüştesiniz. Yani zaten şu an mecliste olanlar bunu söylüyorsa hani. Tabii ki. Evet. Şimdi önlerinde bir tane işte yargı paketi var. Ona birinci yargı paketi. Ona geçeceğim. Biraz önce söyledim ya bütün bu meclis yeni sistemde meclisin ne kadar etkili olacağı. Mesela şöyle sözler söylemişler Cumhurbaşkanlığı'nın danışmanları. Bir kere o zaman soruyorduk ya Cumhurbaşkanı ya kararnamelerle ülkeyi yönetmeye kalkarsa. Çünkü meclisin veto yetkisi yok. Anayasa Mahkemesi bir tek bakıyor, biliyor değil mi Cumhurbaşkanı kararnameleri? Esasen inceliyor şekler. Evet. İşte Cumhurbaşkanı bir kere gönderiyor. Diyelim ki meclis veto etti, geri gönderiyor. Tekrar gönderdiğinde kabul etmek zorunda gibi bir... Bugün şey, meclisin Cumhurbaşkanı kararnamelerine veto etme yetkisi yok. Yok işte onu diyorum. Evet. Meclisin yok. Hayır, evet. Beğenmedi, geri gönderiyor. Bir öyle bir maddesi var. Hayır. Yani şey, yani eğer parlamento Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çatışabilecek olan bir kanun çıkardığında kendisi Cumhurbaşkanı kararnamesi yürürlükten kalkar. Yürürlükten kalkar. Çünkü Cumhurbaşkanı kararnameleri kanunlarla çatışamaz, sadece o. Tamam, ama meclis eğer aksi yönde bir kanun çıkarırsa. İşte o zaman meclis çıkaramazsa ne olacak? Onu savunuyorlar yani. Meclis bunu biz beğenmedik. Biz zaten bugüne kadar hiç öyle bir uygulama olmadı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bir yaptığı bir açıklama var, verdiği bir rakam var. 24 Haziran 2018'den beri 47 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmış. Ve Cumhurbaşkanı hemen hemen meclisin tüm yetki alanlarına giren konularda düzenlemeler yapmış. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın kararnameleriyle yürütülen bir sistemden bahsediyoruz. Bu tehlikeye işaret ettiğimizde sistem değişikliğine gidilmeden önce dediğim gibi hem hukukçu danışmanlar hem hukukçu AK Parti yöneticileri hayır efendim öyle şey olur mu, alakası yok Cumhurbaşkanı sadece çok önemli konularda belki diyorlardı ama icraat öyle değil. Ne yani diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı neyi önemli görüp görmeyeceğini bilemiyoruz. Eğer Cumhurbaşkanı'nın işte her önemli gördüğü konuda Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarabilmesini imkansızlaştıracak ya da orada frenleyecek mekanizma varsa bu anlam ifade edebilir. Eğer yoksa bu hepimiz için geçerli olan bir şey. Etrafımızda bizi sınırlayacak gerçek limitler eğer yoksa tek başına vicdan işe yaramıyor. Ve biz yavaş yavaş vicdanı susturmaya başlarız. Alanımızı genişletiriz ve genişletirken de kendimizce haklılık üretmeye başlarız. Tehdit falan deriz. Herkesin güvenliği için bunu yapıyoruz falan deriz. Bu içimizdeki karanlığın büyümesiyle de ilgili bir şey aslında. Şimdi Cumhurbaşkanı orada sınırlayan hiçbir kuvvet yok. Parlamentonun Cumhurbaşkanı'nı sınırlayabilmesi şu an fiziken mümkün değil, fiilen mümkün değil. Parlamentonun Cumhurbaşkanı'nı dengeleyebilmesi, denetleyebilmesi mümkün değil. Bunun için araçlar yok. 2017 Anayasa değişikliğinde biz dilimiz döndüğü kadar bunu anlatmaya çalıştık ki zaten olağanüstü hal dönemiydi. Kimsenin çok fazla bir şey konuşabilecek zamanı yoktu. Ama benim şansım doğrudan doğru o dönem ülkenin son başbakanı Sayın Yıldırım'a da görüşlerimi uzun uzun açıkladım. Ve onun da aynı kaygıyı belli ölçülerde paylaştığını gördüm. Yanılıyor da olabilir vesaire. Anlatmaya çalıştık ama olmadı. Hani tabii Cumhurbaşkanı etrafında danışmanları falan vardır. Hukukçuların memlekete şöyle kötülükleri de olabiliyor. Bazı yani hukukun temel ilkeleri vardır, anayasanın temel ilkeleri vardır. Dünyanın, insanoğlunun deneyimlerinden süzdüğü temel ilkeler vardır. Ve buna göre sistemi inşa ettiğinizde güven sağlar. Buna göre sistemi inşa ettiğinde bu özgürlüklerin güvencesi olabilir. Ama hukukçuların şöyle bir tehlikeli bir tarafı vardır. Bu ilkeden sapmaları rasyonelleştirecek, bunu da hukuk diliyle anlatabilecek yetenekleri vardır. Ve bunlar konuştuğunda hukukçu konuşuyor dersiniz. Ama hukukçu konuşurken o hukukçu vicdanıyla birlikte konuşmalı. O hukukçu aynı zamanda anayasal tecrübeyle birlikte konuşmalı. Dünyanın işte nerede yaşarsınız dediğinde Finlandiya ya da İsveç, Norveç, Almanya diyorsanız oralardaki ülkelerin anayasal deneyimleriyle konuşmalı hukukçu. Ama hukukçu maalesef orada iktidar sahibinin ya da daha fazla iktidar isteyen ya da doğası gereği daha fazla iktidar eğilimli olanın bu ihtiyacını rasyonelleştirme, bunun hukuki formüllerini üretmeye başladığı zaman o kaybeder. İktidar sahibi kaybeder, Türkiye kaybeder, hepimiz kaybederiz. Evet. Ve şu an itibariyle hepimizin kaybettiği bir noktadayız.
Parlamento yok. Parlamento yoksa zaten gerisini konuşmamızın bir anlamı yok. Yani şimdi şu o, biraz önce söylediğim gibi yani yayınlara bakıyorum. Öyle şeyler söylenmiş ki aslında normal şartlarda dönüp bunun hesabının sorulması gerekmiyor. Mesela şöyle deniliyor. Kesinlikle güçler ve kuvvetler ayrılığı olacak. E nasıl olacak? Evet. Bütün dünyada örneğin Anayasa Mahkemesi, Amerika sistemini ele alalım. Bağımsız yargıçlardan oluşuyor. Gerçi Cumhurbaşkanları atıyor ama işte başkanlar atıyor ama yine de bir üst mahkeme, yüksek mahkeme bağımsız bir bugün Anayasa Mahkemesi bir yıldır ihlal davalarına bile bakmıyor. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar da uygulanmıyor. Dolayısıyla mesela denge ve denetlemenin olmadığı bir sistemden bahsediyoruz diyebiliriz. O dönem meclisin etkinliği arttırılacak. Meclis aslında eskisi gibi soru önergeleriyle, uzun konuşmalarla efendime söyleyeyim tıkanmayacak. Milletvekilleri gerçek işlerine dönecekler. Bunlar da yok. Nedir hiçbir gerçek işler? Soruşturma önergesi veremiyorlar. Araştırma hiçbir şey yapamıyorlar. Nedir meclisin gerçek işlevi? Meclisin gerçek işlevi yani başkanlık sisteminin hani örnek alınabilecek olan ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'ne biz başkanlık sistemi diyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde onun aynı zamanda kongre sistemi olarak nitelendirildiğini şahit oluyoruz. Kongredir merkezde olan. Başkan uluslararası ilişkilerde işte biz Türkiye'den baktığımız zaman başkan Trump işte veya Obama vesaire falan diyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bakıldığında aynı zamanda kongre, kongresmenler, senatörler onlar önemli. Onlar belirleyici. Başkanın bir de eyaletler belirleyici. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman kongre çok önemli. Kongre ne yapıyor? Kongre sadece hani bizim o hukukçu size o açıklamaları yapanlar herhalde milletvekillerinin asli işlevi olarak sadece kanun çıkarmadan bahsediyorlar. Kanun çıkarma önemli bir politika yapmak değil mi? Kanun çıkarılmasının özgür bir tartışma ortamından geçerek gerçekleşmesi gerekiyor. İki, kongre siyaseti denetler. Kongre başkana fren koyabilir. Kongre başkanı, başkanın atadıklarını, başkan yardımcılarını, bakanları ve üst düzey yöneticilerini, CIA şefini, NSA şefini hepsini çağırıp sorgulayabilir ve hepsiyle ilgili impeachment sistemi çalıştırabilir. Hepsinin korkulu rüyasıdır. Acaba senato bizi çağırabilir mi diye. Ben şimdi bunun için kalkıp senatoda hesap vermek istemem der. Yani loyalite yani sadakat başkanı değildir, parlamentoyadır, kongreyedir. Hangi asli işlevini siz bu 2017 anayasa değişikliğiyle parlamentoya verdiniz ki de parlamentonun asli işlevi yapacağını bekliyorsunuz? Bunlar trajik söylemler. Evet. Ve aynı zamanda can yakıcı söylemler. Bunun hukukçular tarafından o dönem görülebiliyor olması gerekir. Görmek için çok büyük hukukçu olmak gerekmiyor. En azından yahu 240, 230, 240 yıllık bir Amerika anayasa sistemi vardır. Biz de başkanlık diyorsak bunlar nasıl yapmışlar, hangi sistemi, hangi mekanizmayı getirip işte anayasal düzene yerleştirmişler de bu kadar uzun süreli bir anayasa, yaşayan bir anayasa ve herkesin sahiplendiği bir anayasa. Anayasal vatanseverlik denilen bir kavramı üreterek bu noktaya kadar gelmişler diye bir bakmak gerekiyor. Denge denetim. Erklerin birbirinden ayrılması, yargı bağımsızlığı, yerel merkezi dengeleyebiliyor olması, başkanın alanının önemli ölçülerde sınırlanması ama etkinleştirilmiş haliyle sınırlandırılması. Bunların hepsi bilinen şeyler. Yani bunun için çok büyük bir tecrübeye sahip değil. Başkasının tecrübesine bakarak da bazı şeyleri koyabilirdiniz orada. Ya da anayasa hukuk kitaplarında yazılan çok basit ifadeler vardır. Bunlar yaşanmışlıktır. Bir anayasa hukuk kitabında erkler ayrılığı ya da denge denetimle ilgili bir şey söyleniyorsa, bir cümle söyleniyorsa o cümlenin altında yüz binlerce insanın kanı vardır, canı vardır. Deneyimler vardır. Bunlar göz önünde, yani hukukçu olarak bunları göz ardı ederek hukuk konuşmaya başladığınız zaman felaket üretirsiniz. Bugün Türkiye'nin bir anayasası var diyebilir miyiz? Yazılı bir anayasası var. Biz öğrencilere anayasayı nominal anayasalar, itibari anayasalar, gerçek anayasalar diye de aynı zamanda ayrıştırarak anlatıyoruz. Erklerin birbirinden ayrı olmadığı bir sistemde anayasa yoktur. Temel hak ve özgürlükler güvence altında değildir diye 1789 tarihinde ilan edilmiş olan Avrupa Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'ne referansla anlatmaya çalışıyoruz. Erkler birbirinden ayrı değilse eğer anayasa yoktur gerçekte. Çünkü anayasaların tarihsel ortaya çıkış hikayesine baktığımız zaman şudur. Özgürlükleri güvence altına alacak bir anayasa bunun için iktidar sınırlandırılacak. İktidar sınırlandırılacak, iktidarın kötüye kullanımı engellenecek. Bu anayasal düzlemde cereyan edebilecek olan bir şey. Kurumları nasıl birbirleriyle konumlandırdığımıza dayalı bir şey. Eğer tek elde toplandıysa, ne bileyim işte 2017'de yapılan anayasa değişikliğiyle biliyorsunuz bir de yargı kısmına şey yazdılar ya, bağımsız ve tarafsız. Tarafsız ifadesini oraya eklediler. Sanki oraya bir tane kelime eklemekle yargı gerçekten tarafsız olacak.
Kurumları düzgün konumlandırmadığınız zaman istediğiniz kadar o lafları anayasaya eleştirin, sonuç felakettir. Bugün gerçekten mesela hiçbir bakanın mecliste gelip bilgi vermediği, hiçbir bakanın milletvekillerinin denetiminde sorularına açık ya da en azından eleştirilerine açık, tartışmaya açık olmadığı bir yönetim biçimiyle karşı karşıyayız. Hiçbir yaptırım da yok. Hiçbir yaptırım da yok. Şimdi uzun bir zamandan beri ilk defa işte bir yargı reformu diyorlar. Yani AK Parti bunu böyle adlandırıyor ama muhalefet de, sivil toplum da buna reform demenin çok uzağında, hani desek mini bir paket diyebiliriz diye evet. geliyorlar. Bir paket yasa önerisiyle işte meclis açılıyor. Şimdi önce şöyle başlayayım. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu dedi ki bu o kadar önemli bir yasa reformudur ki dedi. İşte partiler de üzeridir dedi, devletin dedi aklıdır dedi, aman dedi siyasi partiler bunu sulandırmasınlar dedi. Fakat baktığımız zaman içinde çok fazla elle tutulur bir şey görmüyoruz. Burada tek önemli olan maddelerden bir tanesi, çokça konuştuk, istinaf mahkemelerine yani işte 5 yılın altında olan istinaf mahkemelerinden çıkan 5 yılın altındaki kararlara temyiz hakkı açılıyor. Bu da işte Osman Kavala gibi siyasi tutukluların belki bir umudu olabileceği konuşuluyor. Öncelikle şuradan başlayayım sormaya. Siz Metin Feyzoğlu'na katılıyor musunuz? Gerçekten bu böyle devletin müthiş aklıyla yapılan son dönemlerin en şahane yargı reform paketi midir? Tabii ki değil. Katılmıyorum. Bunun üzerine ne söyleyeyim ben? Şimdi yani katılmadığım için bir değerlendirme yapmayacağım orada. Türkiye'nin yargı sorunu vardır ama Türkiye'nin yargı sorunu üreten şey sistem sorunudur. Yargının bağımsız olmadığı yerde yargı paketleriyle ilerleyemezsiniz. Yargının güvencelerini şöyle söyleyelim. Yasama, yürütme, devletin bütün otoritesi ve iktidarı sınırsız, kuralsız bir şekilde tek elde topladığında ve tek kişinin iç dünyasındaki fırtınalara, iç dünyasındaki haklı ya da haksız değer yargılarına teslim ettiğiniz zaman geride kalan yargı çok bağımsız dahi olsa o yargı bağımsız işleyemez. Bunu artık öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü yargıç elinde iktidar olmayan bir iktidar ortağıdır. Erktir. Ama elinde iktidar yoktur, silahı yoktur, gücü yoktur. İşte hükmedebileceği bir insan kümesi falan yoktur. Dolayısıyla bakın arkamda şu kadar milyon insan vardır. Haddinizi falan bil diyebilecek bir şey değildir. Cübbesi vardır yargıcın. Kendisine yasayla, anayasayla verilmiş olan bir yetki vardır. Güvencesi yoktur çünkü o güvence çok hızlı bir şekilde geri alınabilir. Gerçekte kağıt üstündedir aslında. Yargı ne zaman güvenceye kavuşabilir, ne zaman bağımsız olabilir? Yargının diğer tarafta bir güç temerküzü olmadığında, tek elde toplamadığında, o güçler de siyasal olarak birbirlerini dengeleyip denetleyebildiğinde yargıç burada kendini bağımsız hisseder ve bağımsız olarak çalışır. Yasaları uygulamaya başlar, takdir hakkını dikkatli bir şekilde kullanır, yanlışlık yaparsa da bir üst merciye gider, istinafa, istinaftan Yargıtay'a falan gider, orada da sorun çözülmez, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruya gider, sistem çalışır. Ama bu tarafta iktidar tek elde toplandıysa yargı istediğiniz beklenti içine girin, yargı o beklentilerinizi karşılayamaz. O yüzden ben yargıçlara bakmıyorum. Yargıçların verdiği kararları artık tartışmıyorum. Diğer tarafa bakın diyorum. Çünkü adaletin tek muhatabı yargıçlar değildir. Adaletin muhatabı aynı zamanda öncelikle yürütmedir. Adaletin muhatabı öncelikle ilk elden aynı zamanda yasamadır. Orası kaybolduysa yargı biter. Şimdi bu bağlamda ben temel sorunu orada görüyorum. Ve yargı bağımsızlığında temel çöküşün kuvvetler ayrılığı ilkesinin çöküşüyle birlikte başladığını düşünüyorum. Ya da onunla artık katmerlendiği kanaatindeyim. Buna dair bu paket içerisinde zaten bir şey yok olması da mümkün değil. Çünkü sorun kaynağı anayasa. Bu paket sadece yasal bir paket. Bir kere önce bu yaklaşımı ortaya koyalım. Sonra detayına baktığımız zaman siz az önce olumlu dediniz. Evet belki Osman Kavala'nın ki haksız bir tutuklama içerisinde. Hayır, herkesin çıkarabildiği evet. tek sonuç o oluyor da o yüzden ama ben Osman, çok ya da olumlu başka bulmuyorum. Kişi, yani çok... Başka birileri. Yani onların belki hapisten çıkmasına imkan sağlayabilir. Bu şuna da benzer. Merkel ya da ne bileyim işte Trump Türkiye'yi tehdit eder. Bu tehdit nedeniyle bazı insanlar hapisten çıkabilir. Aynı şey ama bu. Bu aynı şey. Bunun Trump'a tek, mı bağlı kalacağız? Tek, hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Tek pozitif tarafı bazı insanların hayatını olumlu bir şekilde dokunma ihtimalini barındırıyor olması. Ama bu bir sistem değil. Biz bununla ilerleyemeyiz, bunu götüremeyiz.
Şimdi mesela istinaftaki kararların Yargıtay'da işte yeniden incelemeye açılması. Bu istinafın anlamını ortadan kaldırıyor. Bunun farkında mıyız acaba? Sistemi çökertiyoruz diğer taraftan. İstinaf neydi? Yargıtay'daki iş yükünü azaltmak ve Yargıtay'ı bir içtihat mahkemesi haline getirmek. Yargıtay sürekli davalarla çok fazla uğraşmayacak. Yargıtay davaların ilkesel çerçevesini çizecek. Yol gösterecek. Biz bu imkanı ortadan kaldırıyoruz. Bunlar çok iyi gibi görünüyor. Ama çünkü orada da yani şunu da söylemeniz için söylüyorum. Çünkü istinafın da 5 yılın altında kararlar vermesi manipüle edildi. Ne oldu? İnsanların tutuklu kalabilmesi ve Yargıtay'a gitmemeleri için bir araç olarak kullanılmaya başladı. Cumhuriyet yazarlarına, Selahattin Demirtaş'a, Kavala'ya 4 yıl 9 ay ver bitti. Karardan dönülemiyor. Çok iyi. Peki istinafın o kararları o şekilde vermesinin nedeni nedir? Aslında bir aslında orada siyasi yargının aslında tabii olmadığını ki gösteriyor. Dolayısıyla mesele yeniden geliyor. Aslında erkler ayrılığının çalışmamasına gelip dayanıyor. Gücün tek elde toplamasına dayanıyor. Güç orada tek elde toplanık vaziyette devam ediyorsa istinafın elinden son karar yetkisini alın, Yargıtay'a taşıyın. Yargıtay da aynı şeyi göreceksiniz. Şunu mu diyorsunuz? Çözmüyorsunuz. Şimdi bu reform paketi derken bu sefer yine istinafı yok ettiniz diyelim. Yani işlevini ortaya kaldı. Palyatif el yordamıyla ve panik halinde yapıyoruz şu an. Panik halinde ve bu da birazcık ya işte birkaç tane isim dünyanın çok gözüne battı. Dur bunları kurtarmanın yolunu bulalım. Ki bu çok değerlidir. Hiç tartışmasız. Ama o insanlar zaten o hapiste olmamalıydı. O insanların o hapse sokulmasının temelinde zaten bizim esas dikkat etmeye çalıştığımız problem vardı. Başka şeyler de vardır. Pasaport meselesi çok trajik bir mesele. Yani avukatlar açısından bunu avukatlar değerlendirsinler. Yeşil pasaporta sahip olmak bilemedim yani. Şimdi çok yani avukatların böyle bir talebi olabilir, ona ben çok fazla bir şey diyemiyorum. Ama KHK'ların pasaport meselesi. KHK'larla ilgili işte bir iyileştirme falan. Yani çünkü Allah avukatların siz de bağımsız olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Devletin pasaportunu taşımamaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Benim yaklaşımım o değildir. Ben orada çok fazla bir taraf tutma niyetim değilim. Yani avukat, bir de vize meselemiz var ya bizim. Evet, yani avukatlar yok. Yani o yüzden bir kolaylaştırıcı olması nedeniyle bu yapılabilir ama bu Türkiye'nin siyasetin yapması gereken bir şey. Türkiye'nin pasaportlarının itibarlı hale gelmesi ve vizesiz seyahatin mümkün kılması siyasetin yine yapması gereken bir şey. Yine sistem meselesine gelip dayanıyoruz. Yani avukatlara da verdik, ötekine, birikine de verdik. Bu durumda diğer bütün ülkeler yeşil pasaportları vizeye getirdiğinde ne yapacaksınız? Ki, yani bu sıkıntı, bu çok şey anlık panik halinde tedbirler. KHK'larla ilgili. Bakın KHK'larla ilgili işte şu düzenlemeyi yapalım, şu iyileştirmeyi yapalım. KHK'larla ilgili iyileştirme yapmanızın tek şartı şu. KHK'lar bir kanun getireceksiniz. Tek bir tane kanun maddesi. KHK'lar olağanüstü halin kaldırıldığı tarih itibariyle bütün hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kaldırılmıştır. Diyeceksin ve bitecek bu. Ya da orada şöyle bir şey olsaydı anlamlı olabilirdi. KHK'lı dahi olsa pasaport vermeyen görevliler hakkında soruşturma açılacak ve ceza verilecektir gibi bir şey getirseydiniz. Çünkü, o reform olurdu. O anlam ifade ederdi o zaman. Çünkü ya da mesela başka bir şey daha vardır orada. İşte terörle mücadele kanununda güya hangisi? Yani terörle propagandada güya bir iyileştirme. Neymiş efendim? İşte haber sınırını aşmayan düşünce açıklaması mahiyetindeki eleştiriler terör propagandası olarak değerlendirilemez. Ya bu şu demektir. Suç işlemeyen kişi cezalandırılamaz. E zaten böyle. Bunu yeniden kanuna yazmanın anlamı ne? Şimdi bütün bu reform işte Barolar Birliği Başkanı reformdu, şöyle harikaydı, böyle şahaneydi demiş ama mesela aynı anda bugün ilk duruşması yapıldı. Yeni Yaşam gazetesi Osman Akın 301. maddeden yargılanıyor. Niye? Afrin'in tutuklulara zulüm dediği için. Şimdi bu 301. madde sizin o söylediğiniz, yani sizden konuştuğumuz o Avrupa Birliği reformları sırasında AK Parti tarafından 301. maddeyi yok ediyoruz diye çok büyük şeyle söylenmemiş miydi? Bugün yine yani şimdi hala 301. maddeden yargılanan gazeteciler varken bunu herhalde bir reform paketi olarak kabul etmemizde yani imkansız bir şey değiştirmeyecek ki. Totoloji bu. Yani var olan bir şeyin yeniden var olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Bunun sonucu etkili bir tarafı yok. Çünkü yargıçların ya da savcıların 301 sistemin hoşuna gitmeyen ya da yöneticinin hoşuna gitmeyen bir ifade, bir eleştiri dile getirildiğinde bunu 301 kapsamında görmesi zaten sistemle bağlantılı bir şey. Ceza kanununda ya da terörle mücadele kanununda böyle bir ifade yer almadığı için yapılan bir şey değil. Yani bunu burada konuşmaktan dahi haz etmiyorum, rahatsızlık duyuyorum. Yargıç zaten yapacağı şey o. Zaten 301'i,
301 diye bir kanunumuz varsa tabii ki bu kanun nedeniyle yargılamalar olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama bu yargılamaları bu şekilde yapamazsınız. Afrin'dekiler zulüm. Zulüm kelimesini bir insan düşünce açıklamasında dile getirdiği için yargılayamazsınız. Yani bu şey, bunların gelip dayandığı yer yargıcın tek başına, yargıcın kalitesi bir sorundur Türkiye'de. Orası doğru ama yargıcın bağımsızlığı temel sorundur. Yargıcın bağımsızlığı bu reformlar ya da bu şekildeki düzenlemelerle çözülebilecek bir şey değil. Çünkü sorun kaynağı başka yerde. Başka yerde. Ve gerçekten sokaktaki vatandaşın da herhangi, ya bıraktım siyasi davaları, siyasi tutukluların davası devam eden ya da hüküm giymişlerin aileleri zaten tümden umutsuzlar da, sıradaki sokaktaki vatandaşa bile sorduğunuzda, yani mahkemeye gitsem ne fark eder ki, hayatta bir şey çıkmaz oradan ya da yıllar sürer. Bu devletin aslında belki de karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerden biri herhalde, değil mi? Devleti çökertecek bir şey. Devlet çöküyor mu sizce? Devlet kurumları yok şu an. Çalışmıyor. Devlet kurumları bir kişisel aidiyet ilişkisi içinde ya da kişisel bir sadakat ilişkisi içinde çalışıyor. Kurumsal kimlik yok. Kurumsal hafıza ve kurumsal arşiv yok. Buna göre davranılmıyor. Kurumların politika üretebilme imkanı yok. Kurumlar normal şartlarda, demokratik bir ülkelerde, hatta yarı demokratik bir ülkelerde bile, hatta otoriter ülkelerde bile kurumların o otoriterliği ayakta tutabilecek bir rasyonelleştirme aracı olarak çalıştığını görüyoruz. Yani kurumlar kendileri bakıyorlar, oradaki insanlar biraz daha özerk olarak siyaseti değerlendiriyor, ihtiyaçları değerlendirebiliyorlar, uluslararası ilişkileri değerlendirebiliyorlar ve oradan süzerek öneriler hazırlıyorlar. Bu öneriler temelinde siyasetçiler karar veriyor. Bunların hiçbirisi çalışmıyor şu an. Aşağıdaki, yani kurumlar yukarıdakinin talep, istek, beklenti, evet, ya da psikolojik durumuna göre biçim alıyor, yön veriyor, karar veriyor. Psikolojik durum şu yönde evrildiğinde mahkemelerde takır takır bazı kararların verildiğini görüyorsunuz. Ya da idarenin ya da İçişleri Bakanlığı'nın ya da diğer bakanlıkların bir bakıyorsunuz belli bir pozisyon aldıklarını görüyorsunuz. Şu tarafa doğru evrildiğinde bu sefer tersinden kararlar ve tersinden işte idari takdirlerin kullanıldığını görüyorsunuz. Bu kurumların çöktüğü anlamına gelir Türkiye'de. Bunu görmezsek yarın çok daha geç olabilir. Şimdi buna katılır mısınız bilmiyorum ama geçmiş dönemde işte 90'lı yıllarda da Anayasa Mahkemesi'nin tabii ki çok sorunlu bir sürü kararı vardı. Olmadık yere Türk siyasetinin belki de can damarını kestiler. Olup olmadık şekilde parti kapatma davaları açtılar, partileri kapattılar. Evet. Bunlar çok sorunluydu ama yine de bir şekilde Anayasa Mahkemesi vardı. Farklı görüşlerden oluşabiliyordu. Yine de bir tartışması devam. Bugün Anayasa Mahkemesi var diyebilir miyiz? Siz bir anayasa hukukçusunuz. Evet. Biraz önce söylediğim gibi ne ihlal davalarına bakıyor, ne kararları uygulanıyor. Zaten azar yiyor çoğunlukla aldığı kararlar nedeniyle 40 yılda bir alırsa da. Ne dersiniz? Şöyle söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'de kuruluş hikayesi demokratik bir hikaye değil. Darbeciler tarafından kuruldu ve darbeyle getirmiş olan sistemi, kurumsal yapıyı koruma amaçlı olarak kuruldu. Ve bu nedenle de Anayasa Mahkemesi neredeyse aşağı yukarı hani bir iki kısmi bir tanımlama dışında Anayasa Mahkemesi'nin demokrasi tanımı olmadı 50 evet. yıl boyunca. Hak ve özgürlüklerle ilgili sadece belli bir kesimin içine yarayacak bir durum ortaya çıktığında çok güzel işte doktriner belaatlı ifadelerle işte hak ve özgürlüklerden falan bahsetti. Onun dışında öyle bir şeysi yoktu ama laiklik bol bol tanımlandı. Anayasa Mahkemesi'nin eskiden de çok ciddi problemleri vardı ve eskiden de o kadar çoğulcu değildi. Sadece Turgut Özal'la birlikte işte onun Cumhurbaşkanı'yla birlikte Anayasa Mahkemesi'nde 9'a 2 toplamda 11 gibi bir hafif bir denge durumu ortaya çıkıverdi. Şimdi yine de evet Anayasa Mahkemesi'nin belli ölçülerde kısmi bir saygınlığı vardı. Çünkü oradaki insanlar kendi şöyle söyleyelim dünya algılarını dünya bakış açılarına kendileri otonom bir şekilde üretebiliyor ve kendileri bağımsız bir şekilde hareket ediyorlar. Ama şöyle bir problemleri vardı. Hepsi aynı dünya görüşünden geldikleri için sonuç değişmiyordu. Fakat o kişilerin o kararları verdiğinde gerçekten inanarak vicdanım rahat diye o kararları verdiklerini çok iyi biliyorum ben. Yani ben en azından kişisel olarak biliyorum ve dolayısıyla belli ölçülerde saygı da duyuyorum ve çok saygın insanlardı. Şimdi Anayasa Mahkemesi var mı? Anayasa Mahkemesi var. Hani ben Anayasa Mahkemesi hakkında o kadar olumsuz düşünmüyorum. Anayasa Mahkemesi her şeye rağmen Barış Akademisyenleri kararını verebildi. Ki o tarihi bir karardır. O kararda döşediği yapı taşları, parametreler yarın öbür gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili çok daha negatif bir durum ortaya çıksa bile Türk özgürlükler, hukuku ve siyasetini domine edecek, uzun vadeli olarak domine edecek ve yön verecek kararlar. Can Dündar kararı, Twitter ile ilgili kararlar,
Ondan sonra Ayşe öğretmen kararı, bunlar çok önemli. Bazı kararları işte uygulanmasın diye siyaset tarafından eleştirildiğinde ve bazı alt mahkemeler bunu uygulamadığında da bu Anayasa Mahkemesi'nin sorunu değil. Bu siyasetin sorunu yine. Evet, Anayasa Mahkemesi'nde problem vardır ve çoğulculuğu gittikçe azalıyor. Anayasa Mahkemesi'nde kadın üye yok. Anayasa Mahkemesi son dönemlerde belli bir dünya görüşünün hakim olduğu bir Anayasa Mahkemesi haline geldi. Ama ona rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Önümüzdeki yeni atamalarla durum ne olur onu çok fazla bilemem ama çok iyimser değilim o konuda. Fakat şu haliyle ben Anayasa Mahkemesi yoktur diyemem Anayasa Mahkemesi. Bence bu şartlar altında kendine düşeni bir takdire şayan bir şekilde yerine getiriyor. Beklentilerin önemli bir kısmını ya da bir kısmını karşılamıyor olsa da. Bu ortamda ancak bu kadar diye. Bence de, bence de. Peki, şunu sormak isterim size. Gerek Kavala davası, bunlar dünyanın da gündeminde. Demirtaş'ın durumu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden karar bekleniyor hala. Evet. Sizce bir değişiklik olacak mı? Yani bu reform paketiyle birlikte beraberinde bir reform paketi dediği hükümetin ama aslında bir işte konuştuğumuz gibi bir öneri ve bir ufak bir paket olmaktan çok fazla ileri gidemeyen bu düzenlemelerle bir değişiklik olabileceğini düşünüyor musunuz? Ya da kısa ya da orta vade bırakalım bu paketi. Herhangi bir demokratikleşme, bir rahatlama, bir açılım olabileceğini düşünüyor musunuz? Ya bu rahatlama ve açılımın ancak siyasetteki dengelerin değişmesiyle birlikte başlayabileceğini söylüyorum. Ama nihai rahatlama anayasal düzenin demokratikleştirmesiyle mümkün. Denge denetim mekanizmalarının getirilmesiyle mümkün. Yani kişiler gittiğinde de kurumların nasıl çalıştığını öngörebileceğiniz bir yapıyla ancak bu mümkün olabilir. Denge denetim, yargı bağımsızlığı ve yargı çoğulculuğu. Yargıda tek dünyayı hakim kıldığınız zaman yine şey olmaz. Bağımsız olur ama tarafsız olmaz. Ondan sonra kurumları yeniden, arşivleriyle birlikte yeniden tesis ettiğinizde bu olabilir. Kurumların tepesinde kimin olduğundan bağımsız olarak. Gitse bile kurumların sağlıklı bir şekilde çalışacağına yönelik bir güveni tesis etmemiz gerekiyor. Bunları yapabilirsek o zaman kalıcı bir şekilde bir rahatlama olabilir. Fakat onun öncesinde de bu siyasette dengelerin değişmesi gerekiyor. Türkiye çünkü böyle bir siyasi atmosfer içerisinde sadece kendini çürütüyor ve çürümeye de devam ediyor. Kimileri diyor ki mesela bir en azından bir tekrar 30 sene lazım bize devletin tekrardan yerli yerine yerleşmesi için. O kadar uzun sürer mi? Kısa ben ona çok katılmıyorum. Devletin yapısını etiketlerle değil de gerçekten kurumsal yapısını denge denetime göre yeniden kurguladığımız zaman, sınırladığımız zaman, kurumları çoğulcu bir şekilde birbirinin karşısına koyduğumuz zaman, parlamentoyu bağımsız ve etkin hale getirdiğimiz zaman, yani parlamentoyu siyasi irade üretebilecek bir mekanizma olarak yeniden tasarladığımız zaman ki bunun tabii ki detaylarına gitmemiz gerekiyor ve parti içi demokrasiyi de tabii ki aynı zamanda kurguladığımız zaman yargının çok hızlı bir şekilde daha pozitif kararlar vereceğine şahit olabilirsiniz. Kurumların çok hızlı bir şekilde rasyonel kararlar vereceğine şahit olabilirsiniz. Çünkü siyasal kültür siyasi yapının değişmesiyle hızlı bir şekilde değişebilen bir şey. Şimdi aslında değişim imkanı ortaya çıktığında ben değişimin bu kadar uzun süre alacağını hiç zannetmiyorum. Şimdi İmamoğlu'nun seçilmesi tabii önemli bir rüzgar estirdi muhalefet cephesine. Onun dışında işte Sayın Babacan'dan bahsediliyor, Davutoğlu'ndan bahsediliyor. Bugün de manşet haberlerimizde var, parti binasını bile tutmuş. Siz kökten bir değişim rüzgarının yavaş yavaş esmekte olduğunu düşünüyor musunuz? Bir değişim sinyali görüyor musunuz? Ve bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin, Cumhurbaşkanı ya da başkanlık sisteminin reforme edilmesi şeklinde mi olmalıdır görüşünüze göre? Yoksa da bir şekilde parlamenter sisteme geri dönüşün yeniden adımlar atılmalı mıdır? Ben ikinci sorudan başlayarak cevap vereyim. Başkanlık sistemi demokratik de olabilir. Yani demokratik bir başkanlık sistemi olursa onunla da yaşanabilir. Bunu ama bu başkanlık tartışmalardan önce söylüyorduk. Evet. O zaman bir anlamı vardı. Şu an bu deneyimin ardından Türkiye'de başkanlık sistemini hadi işte reforme edelim, demokratikleştirelim falan herhalde kimse bu deneyimlerin ardından, bu sıcak deneyimlerin ardından herhalde çok fazla kimse bunu kabul etmez gibi geliyor bana. Dolayısıyla ilke olarak yapılabilir bir şey olsa dahi bir demokrasi dalgası ile birlikte ortaya çıkacak şeyin ben büyük bir ihtimalle parlamenter sistem. Demokratik bir parlamenter sistem olacağını ben düşünüyorum. Toplumdaki eğilim de biraz böyle. Siz bu toplumu okuduğunuzda, mesela öğrencilerinize bile baktığınızda üniversitede ya da toplumun diğer kesimlerinden de temaslısınız. Yani hakikaten bu sıkıntıyı görüyor musunuz? Yani insanlar bu nasıl bir ucube doğurdu
dediğini düşünüyor musunuz insanların? Bunu her tarafta görüyoruz. Yani bu başkanlık sistemini benim temas içinde olduğum öğrencilerim olsun, toplumda bir tanınırlığımız var. Sokakta gittiğimiz zaman insanlar işte geliyor, soruyor vesaire. Şu an şu başkanlık sistemini bu son bir sene içerisinde ya aslında iyi bir şey olabilir diye dile getiren, o şekilde tanımlayan tek kişiye rastlamadım. Yani bir karşılığı yok şu an itibariyle toplumda. Zaten olağanüstü hal döneminde gitmeseydik bu referanduma, referandumdan bunun geçmesi mümkün değildi. Mümkün değildi, bunu çok net bir şekilde altını çizerek ben söylüyorum. Bir umut ışığı var mı? Ben toplumdan ümidimi hiçbir zaman kesmiyorum. Toplumumuz problemli, evet. Ya bu yeni esen siyasetteki yeni arayışlar rüzgarıyla birlikte bir... Ben toplumdaki dönüşümün, toplumdaki talebin, toplumdaki akıl yürütmenin ardından böyle bir siyasi hareketlerin ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani birileri bir siyasi hareket yapalım, ondan sonra toplum heyecanlansın falan. Hayır, toplumda bu heyecan varsa çıkar. Karşılık varsa eğer çıkabilir. Ve toplumda demokratikleşme konusunda, toplumda bu anormal, bu problemli, bu tehlikeli ve zararlı sistemden kurtulma konusunda, normalleşme konusunda çok ciddi bir akım vardır. Şu an iktidardaki partinin, çoğunluk partisinin tabanı olan, onlara destek veren insanların da bu temel güdüyle hareket ettiğini, orta sınıfın tamamen, yani büyük oranda daha doğrusu, yüz çevirdiğini görebiliyorum, analiz edebiliyorum. İstanbul seçimlerinde AK Parti İstanbul'daki kendi orta sınıfını kaybetti. Yani kaybetti demeyelim, orta sınıf. Çok ciddi bir şekilde tepki gösterdi. Taban da doğrudan destekle, doğrudan işte kurumlardan ya da bütçeden aktarılan parayla geçimini devam ettiren insanlar bir kaygıyla oraya oy veriyor. Ya da bu sisteme evet demeye devam ediyor. O kaygının ne olduğunu biliyoruz. Hayatta kalma kaygısıdır, beslenme, geçinme kaygısıdır. Rasyonel bir şey değildir. İnsanlar hakikaten analiz yaparak, oradaki insanlar da analiz yaparak hangisi Türkiye için gerçekte daha doğrudur diye bir sorgulamaya tabi tutulduğunda oradaki insanların da bu sistemde memnun olmadıklarını ölçebilirsiniz aslında. Ben toplumda şu anki mevcut sistemin herhangi bir karşılığının olmadığını, bunun arkasında ısrar edenlerin de önümüzdeki kısa bir süre içerisinde siyasi tarih sahnesinden silinme ihtimallerinin olduğunu düşünüyorum. Yani baktığımız zaman Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak her şeye karar verdi. Hukukun bile üstünde kararlar verip bunları uygulamaya soktuğu garip bir o durumla ortaya çık, yani durumla karşı karşıyayız. Mesela en son Mehmet Yılmaz'a, T24 yazarı Mehmet Yılmaz'a sadece eski Başbakan Binali Yıldırım'a soru sordu diye dava açıldı. Dolayısıyla bilmiyorum takip edebildiniz mi, evet. Mal varlığı konusunda dünyanın neresinde bir gazetecinin mal var ve üstelik hakaret de yok, sadece bir gazeteci sorusu, bu malı nasıl edindiniz, bunu herhalde siz de bana sorabilirsiniz, ben de size sorabilirim bütün vatandaşlar olarak. Yani bir korku imparatorluğu giderek büyüyor desem ben. Evet. Bu görüşmeye katılır mısınız yoksa siz ne düşünüyorsunuz? Ben korku İmparatorluk dediğiniz şey rasyonel bir şey. İmparatorluk dediğiniz şey kurumları olan, belli bir politikası olan, belli bir hedefi olan ve belli ölçülerde de aslında şu var. Meşru olan ya da aynı zamanda sorumluluklar üstlendiği için de kabul edilebilir bir yapı olarak nitelendiriyorum imparatorlukları. Burada bir rasyonel bir şey yok. Meşru bir tarafı çok kalmadı bunun. Ve sadece mevcut bir korku durumu var ve bu korku durumu nedeniyle insanlar siniyor ve geri çekiliyor. Bu devam ettirilebilir bir şey değil zaten. Yani o bahsettiğiniz dava örneğindeki gibi böyle bir şey hakkında dava açılması mümkün değil. Düşünülemez bile. Tabii ki siyasetçiye ima yoluyla da olsa, sert eleştiri yoluyla da olsa, hatta bazen aşırı olabilecek işte yorumlar ve eleştiriler de olsa, bu konularda siyasetçiler, soru sorulur ve siyasetçiler bu konuları zaten halka açıklamak zorunda. Aslında ben dedim ki savcılar belki de iyi bir şey yaptılar. Çünkü o mahkemeyi izlemekten hepimiz keyif alacağız eğer açılırsa. Ya sonuçta karşı tarafın da herhalde bir savunma yapması gerekti. Evet. Hayır, öyle bir gemimiz yok ya da o kadar para kazanmadık. Neyse, enteresan bir durum ortaya çıkacak. Son olarak size şunu söylemek isterim. Bundan önce, yaklaşık bir sene önce kadar zannediyorum, verdiğiniz bir röportajda devlet aklı tamamen yok edildi demiştiniz. Evet. Daha da vahim bir hal aldı diyebilir misiniz? Devlet aklı... Evet, değişmiyor. Yani devlet aklı diye bir şey yok şu an. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl bu işten çıkacağız bilmiyorum ama sonuçta meclis açıldı. Meclis bakalım ne yapabilecek göreceğiz. Şimdi Özlem Zengin
bu yayını da izlerse Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanlarının hukukçu Özlem Zengin bana verdiği röportajda demişti ki Şirin Hanım göreceksiniz şahane şeyler olacak. Tabii bu sistem değişikliğiyle birlikte seçim kanunu, partiler yasası bütün bunların değişmesi gerekecek. Bunlar da değiştiğinde Türkiye gerçekten gerçek bir demokrasiye ulaşılacak diye. Aradan geçti 2 sene. Özlem Zengin hala ne düşünüyor bilmiyorum ama ne partiler yasası değişti, siyasi partiler, ne seçim yasası değişti, ne biraz önce konuştuğumuz gibi erkler ayrılığı, kuvvetler ayrılığı gerçekleşti. Geldiğimizde yandığımız noktada bugün meclis açılıyor. Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Evet, siyasi partiler kanunu değiştirilip, siyasi partilerin hiyerarşileri rasyonelleştirilip, parti içi disiplin, parti içi sindirmeye yol açmayacak şekilde yeniden yapılandırılmış olsaydı, seçim sistemi değiştirilip milletvekillerinin parti lideri dolayısıyla başkan olan kişi tarafından belirlenmesi engellenmiş olsaydı, yerel yönetimler ciddi bir şekilde güçlendirilmiş olsaydı, anayasal reformun getirdiği yıkım sınırlandırılabilirdi. Harika şeyler olmazdı ama bu kadar daha dramatik bir şekilde yaşamazdık biz bunları. Ama bu anayasa değişikliğini getirecek olan zaten o siyasi partiler kanunda, seçim kanunda değişiklik yapacaksa niye kendini sınırlasın, niye ayağına kurşun sıksın ki? Eğer onu yapacaksa niye o anayasa değişikliklerini yaptı ki? Dolayısıyla tutarsızlık biraz iyimser olma ihtiyacından kaynaklanan bir açıklama gibi geldi bana. Siz tabii bir belki de hem konumunuz geçmişteki tecrübeleriniz ve bir anayasa hukukçusu olarak daha hukuki bir değerlendirme yapıyorsunuz ama ben şöyle düşünüyorum. Referandumdan önce başkanlık sistemi şöyle olacak, böyle olacak, müthiş bir demokratik ortam yaratacak, işte bütün kanunlar değişecek, siyasi parti kanunları değişecek, seçim sistemi değişecek, Türkiye'nin önü açılacak, demokratik bir yapı kurulacak diye bunu ekranlara çıkıp bana röportaj verdiklerini ya da başkalarına verdiklerini anlatan AK Parti'nin bütün üst düzey yöneticileri, Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanları, hukukçuları bugün bana kalırsa çıkıp özür dilemek zorundalar. Biz o dönem anlattığımız hiçbir şeyin olmadığını gördük. Demek ki yanılmışız demeliler ya da bize de yanlış anlatıldı, biz de yanlış anlattık. Ya da demeliler ki biz size yanlışları anlattık, yalan söyledik bir anlamıyla. Aslında bütün bunların hiçbiri olmayacaktı, olmayacak bir şey anlattık. Bunu söylemeleri gerekiyor çünkü o gün anlatılanların bu değişiklik böyle farklı bir demokrasi kuracak, kurduracak diyenlerin hepsi yanıldı ya da hiçbiri olmadı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, bir özür iyi olur. Çünkü gerçekten çok ciddi bir yanıltma oldu. İnanarak belki söylemiş olabilirdi. Bu durumda hatalarını kabul etmeleri gerekiyor ama bence o da yetmez. Aynı zamanda bu insanların bu sistemi tersine çevirmek ve şu an mevcut durumla mücadele etmek için daha cesur adımlar atmaları. Hatalarını kabul ederek bunu düzeltmek için cesur adımlar atmalarını bekliyorum. Çünkü bazıları şu an parlamentoda ve parlamentoda bu konuda duruş sergilemelerini beklemek herhalde hakkımız olsa gerek. Parlamentodalar, parlamentoyu yönetiyorlar, komisyonları yürütüyorlar, bakanlar ya da Cumhurbaşkanlığı makamının danışmanlığını hala yapmaya devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum Osman Can, geldiğiniz, katıldığınız için. Bu beklentimiz karşılığını bulacak mı? Göreceğiz.